Günaydın Müyes. Kaçabilirsin ama saklanamaz. Gerçekten bu ev çok komik. Lila. Günaydın Liloş. Ne kadar güzel bir sabah öyle değil mi? He? Ne kadar da güzel bir sabah değil mi? Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Hem her şeyin çok güzel olduğu bir gün. Hem de Murat Han'ın doğum günü. Benim canım kardeşim Murat Han'ın doğum günü. Size bir aşırı havalı videosu çekelim dedik. Kimsenin haberi yok ama. Kimsenin haberi yok. Murat Han uyuyor. Annem kalktı ama uyur gezerdi galiba az önce. Uyur gezer birini gördüm. Anne. Ne? Geri mi yattın? Hayır. Niye hiç günaydın demedin kalkıp beni görüp? Vize'ye dedim ben. Niye bana demedin? Sen meşguldün. Saçı. Çok güzel. Aynı ben. Aynı ben de böyle uyanıyorum. Ben bugün nasıl da iyiyim, nasıl da güzelim çünkü makyaj yaptım. Yarım saattir uğraşıyorsun kendinle. Uyandırdın beni. Makyaj yaparken sesli yaptım galiba biraz. Çünkü ben arkadaşlarımla kahvaltıya gideceğim. Annem de burada kendi tek başına yapsın. Bir kere de tek başına yapsın. Zaten 2 saat sonra hemen geleceğim. Anne hemen geleceğim. Aynen. Cansu ile Ece'yi de ne zamandır görmüyorum. Koray falan herkes buluşmuşken. Ben de buluşayım. Benim neyim eksik yani? Şimdi ben geri mi kalayım? Olacak bir şey değil. Bambu mu bu? Şimdi bu kemeri makineye atmamayı bana sorma sen. Sen bileceksin. Valla ben de bilemedim şimdi. Şimdi bu şişerse ne olacak? O şişmez ya. Bambuya benziyor. Ya at o zaman. Şeyde yıkıyor. At ama günahı boynuna. Rezil edecek belli kesin. Ben gidiyorum. Aşırı ev halinin bir kısmında evde olmayacağımı anlamış oldum. Ne yapayım? Her gün evde mi olacağım? Gidiyorum. Şapka aldım kendime. Ondan sonrasında gidiyorum arkadaşlar. Kahvaltımı arkadaşlarımla yapacağım. Sizi de yanımda götürüyorum. Onlar da evde takılsınlar. Geri geleceğim nasılsa. Hadi bakalım. Planlar akşama ya. Murat Han'ın doğum günü planlarını ne yaptık? Ne plan yaptık zannediyorsunuz? Çok da bir plan yapmadık. Ona en sevdiği yemekleri verip ona bir tane güneş gözlüğü istiyormuş. Onu alabilirim hediye olarak. Annem de bana yamanacak belli. Değil mi anne? Yani beraber hediyemiz diyor. Elinde cebinde akrep var galiba. Kendine de bir şeyler aldırabilir miyim? Çabaları olabilir mi? Ne? Ben bugüne en güzel günlerimden biri mi demiştim? İşte en kötü günlerimden biri olmaya başlıyor. Niye ben yine 5 yaşında gibi giyinmişim? 30 yaşıma da çok az kalmışken. Kendi doğurduğun çocuğa da. Sen Ebru Tezcan beni çekmiş. Öyle aynı Murat Han gibi yatıyorum. Lila'ya çok benziyorsun. Neyse arkadaşlarım beni dövmeden ben gideyim. 10 dakikam kalmış. 10 dakika. Bence iyiyim ya. Normalde saatinden daha geç evden çıkarım. 10 dakika. Çağıralım bakalım taksi. Çok sıcak ve ben biraz kalın giyindim. Şey. Ay cik cik cik. Ay cik. Ya yeter. Bak hayat çok güzel derken yine isyan ettim. Ama yeter gerçekten cik cik. Talat. Taratlı fitnot. Böyle sesler çıkaran kuşlardan değil. Bunlar başka kuşların işi. Bana bili bili yapıyor. Günaydın. Islak saç. Rinde. Çok güzelsin. Mis gibi kokuyor ben anlamadım ki. Ben parfüm sıkmayı unuttum. Evet seni sevdiğini sürekli abi her gün. Ya bana yürüyor mu sizce? Hangi parfüm o? Hayır bu adamı çok benziyor. Jomola'nın Blue Agave ama artık çıkmıyor. Evet. O zaman biraz idareli kullan. İdareli kullan. Sadece işte cam suyuna gelirken kullan. Evet abi Marsilya yapımı beni büyülüyor. Çok güzel kokuyor. Ece'ye övme saatimiz bitmiştir. Evet. Bunlar bence gelene kadar bence bir saat. Bence de, bence de. Gerçekten nerede kaldılar ya? Ben atlığımı yapacağım. Atlık yapmadın mı? Yaptım. Ha. Sabah gün 7'de kalkıp mobil falan dolaştım yani. Cam suyun bir şey yemeden geldiğini biz hiç... O böyle miyim benim? Hiç gör. Ben de karnemi aldım işte hepsi takdir. Hepsi takdir.
Hala. Hepsi pek iyi ve takdirli. Ve öğretmenim bana kitap hediye etti. Biliyor musunuz? Bu klaba geliyor musun? Evet. Ay, Ece'nin flow'unda arkadaşlar bu klap var. Yani kitap kulübü. Ben de artık bu kitap olayını daha fazla arttırmak için gelmek istiyorum. Ama evet. Neden saat 12'de? Uyandı geldi ya aşkım. Bence kitap kulübü akşam olmalı, gece. Evet, haklısın. Ama bazı insanlar geceleri gelmesin, haftalığı boş oluyorlar. Ben dersten sonra bir dönüştüm. Benim dersim var, yoga dersi. Yoga yap, sonra da kitap okuyalım. Anladım. Fikir. Güzel bir fikir. Gelir misin? Evet. Kışın bence akşamları. Kışın çok evet, güzel olacak. Mum falan yakıp kitap tartışmak istiyorum. Böyle şöyle yatarız şeyin üstüne. Ama herkes, ben sizinle tartışırım. Ben çünkü saçma şeyler düşünebilirim. Yok, çok eğlenceli bence tartışmak. Ben biraz sinirlenirim biliyorsun. Abi o niye öyle dedi ki orada? Allah, eğlenceli bir şey kazansın. Ay çok yaşa. Hapşırı bile çok güzel. Ya bu çabuk çevirirse hapşırı bak. Hadi hadi. Çiçekçi teyzeler roman havası oynuyordu. Harbiye'yi kapatmış. Benim ağlamama gibi bir lüksüm. Sizin benim uyum tükidim. En sevdiğim gömleğiydi. Evet. Bir kutlama gömleği yazdım sonra. Ya. Bu en mutlu olduğu bu zamanlarda mutlu giydiği oldum. Gömlek. Ama bu kanal senin gömleğinden yırıldı artık ya. Onlar bana mesaj atıyor. Story'e koydun sen bunu. Storylere, fotoğraflara falan. Aha bu gömlek falan. Evet. O gömlek mit oldu. Sesim çıkmıyor olabilir. Dün biraz fazla bağırdı. Duygusal şeyler. Dün çalıştık abi, tabii ki. Abi yolda da... Yine kontrol noktasında. Gömleğinle. Bu sefer gömleğinden çok bahsetmedin. Ne her şeyden bu kadar sık bahsetmek istemiyorum. Bazı şeyler de bana kalsın. Nazar diyorsun. Tabii ki. Sonra üstüne bir şey dökülüyor. Bir felaket olur diyorsun. Felaket. Zor olur çünkü o gömleği bulmak. Keşke yedekleseydik. Keşke 5 tane alsaydım. Her gün başkasını giyseydim. Şey, çizgi film karakteri gibi. Endinin nesi oldu var? Bu arada denize gidiyor gibi bir halim var. Evet yalnız. Ama gitmiyor. Abi öyle değil ya, öyle mi? Tabii çok kondurdu çünkü omzumdaki meleğin ta kendisi. Aşırı ev hali eve geri dönemedi. Eve geri dönemedi. Evet, saatimiz 6'yı gösterdi. Ben bu süreçte spora gittim Umut'la. Ve durmayan bir telefon trafiği, sonrasında spordan çok geç çıkmam gibi bir şeyler yaşandı. Biraz olaylar oldu. Hazım Başaran da bu olaya çok kızdı. Spordan çok geç çıkmama. Bir şikayetin var mı? Ben spordan geç çıkmana kızmadım. Beni insanlara böyle yanlış lanse etme. Böyle de kavga ediyoruz bakın, objektif. Sizin yorumunuza bırakarak. Ama... Haber vermememe mi kızdın? Başka da yorum yapmayacağım şu an. Yaparsam kavga ederim. Murat Han da dedi ki doğum günümde kavga ederseniz gerçekten artık yeter dedi. Çünkü çocuğun doğum günü 2 senedir seçime geliyor. Bir sene, bu sene de seçime geldik. Geçen sene de. Ondan önceki sene de. Çocuğun yani doğum günü 3 senedir kötü geçiyor değil mi? Bu sene her şey güzel başladı. İyi. İyi misin? Kavga ederseniz ne geçiririm hepinizi. Vallahi soykırım yaparım dedi. Soykırarım eve dedim. Yeter artık. Çocuğun 20. yaş günü. Neler yapmak istiyorsun 20. yaşında? Fikrim yok. Dileğin var mı, bir dileğin? Yok, birden karpuzla geldiniz, hiçbir şey tutmadım. Dün gece Murat'ın doğum günü çekemedim. Karpuzla 12'de kutladık. Şey karpuzu tutmadım. Şey batırarak. Kibrit. Ama daha Murat'ın çıkın o saatte dünyaya gelmemişti. Kaçta dünyaya gelmişti? Öğlen sırasıydı. Öyle. Şimdi size Murat'ın dünya geliş hikayesini anlatmak isterim. Ben 8 yaşındayım. Annem bana sürekli diyor ki sen çok kardeş istiyorsun. Sen çok kardeş istiyorsun. Yani sanki ben istiyorum diyor oluyor. Evet istiyorum. Çünkü en yakın arkadaşımın kardeşi var ve benim yok. Bu bir kıskançlık meselesine döndü. Kıskançlık. Sen yani aslında bir iddia üzerine doğdun. Neyse, annem beni çok seviyor. Aşırı sevdiği ve bana çok düşkün olduğu bir dönem. Dönem. Öbür dönemler değil. Neyse, bizim annemle 8 yıllık bir geçmişimiz varken Murat Han diye biri çıkıp geldi. Ben bu kadar bebekse hayal etmiyordum. Minik ve 50 santim, 52 santim civarı bir şey hayal etmiyordum. Ben direkt oyun oynayacağız diye hayal etmiştim. Fakat öyle olmadı. Çok küçük ve bıngıldağı yumuşak olarak doğdu. Bıngıldak mı deniyor ona? Bence bıngıldak deniyor. Hiç ilk defa duydum. Murat Han mı titriyordu? Tabii. Niye? Ne bileyim. Bir hastalığı mı vardı? Çarpsa böyle dilini titriyordu. Aa!
Gerçekten mi? Bebekler öyle yapıyor canım yani. Normal ben hiç yapmadım. Sen hiç yapmadın canım. Sen Lady. Sen yaptın mı? Sen hiç bebek oldun mu ki? Sen Lady gibi ben... doğdun. Beni doğar doğmaz sen direkt, üniversiteden evet. istediler. O ay öyle özgüvenli insanlar. Ben zaten sınıf atladım abi zekadan dolayı. 3 yaşındayken beni İTÜ'den istediler. Burslu. Ama jeoloji. Onu bitirmek de kolay değil yalnız. Neyse. Murat'a doğdu. Gittim hastaneye. Murat'ın lansmanına katıldım. İşte annem böyle yatıyor. Başında bir şeyler var. Ben de bikinimi içime gideyim. Havuza gitmem lazım. Arkadaşımla söz verdim çünkü arkadaşıma. Ya benim için böyle bir etkinlik çok da önemli. Yani daha sonrasında başka bir etkinliğim daha var. Kardeşin doğmuş ama havuza gideceksin. Neyse. Gittim baktım çok kırmızısın. Murat'ın. Beni dinle. Senin de küçüklüğün öyleydi anlatılır. Sarışın oldukları. Kıpkırmızı. Ben zannetmiyorum. Öyle miydi anne? Evet. Ay çok kırmızı ama nasıl kırmızı? Resmen kanıyor yani. Ben de dedim ki hiç güzel değil. Hiçbir şeye benzemiyor. Saçı yok. Kırmızı. Dokunmuyorsun, dokunamıyorsun. Ya beğenmedim. Gerçekten moralim bütün gün bozuktu. Anlayamadım. Sonra neyse ben uzuma gittim bu arada. Çünkü yeni bir atlayış çalışıyordum. Balıklama ya da tersakla gibi. Onları çalışmaya devam ediyordum arkadaşımla. Çok atlardım ya. Ondan sonra böyle popon biraz kalkık yatıyordun. Yüzüstü yatıyordun. Yüzüstü yatıyordun. Ben bir bebek gördüm. O da sen. Daha henüz başka yakından tanıdığım bir bebek yok. Ondan sonra bu şekilde doğumun oldu ve 20 yıl olmuş. İnanamıyorum. Bana göre hala 2 yaşındasın. 20 yıl be. Sakalı falan çıktı ya. İnanamıyorum yani. Aynen. Bir gün annemle kahvaltı yapıyorduk. Bir sabah böyle Murat'ın ergen. Bir geldi kahvaltıya. Biz annemle şok olduk değil mi anne? Büyümüş dedik. Yani. Ne oldu sana? Gerçekten Nazım bunun sesi değişmiş. Ben zannediyorum ki bu soğuk su içiyor hep sesi. Niye şak diye mi değişti kızıyorum ya? Kızıyorum diyorum ki niye soğuk su içiyorsun sesin iyice gitti mi? O da diyor ki içmedim. İçmedim diyorum. İçmedim ama diyor. Ne bileyim erkek ergenliğini ben de onda acemiyim yani. Öyle aynen. Oluyor. Bayağı bir ay boyunca Murat'ını azarladı. Her seferinde azarladı. Soğuk, gizli gizli buzlu. Gizli gizli buzlu bir şey içiyorsun diye. O da diyor ki hayır ya benim sesim böyle oldu falan diyor. Böyle herhalde falan diyor. Harbiden böyle kaldı. Which is good. Evet katılımınız ve muhabbetiniz için gerçekten teşekkür ederim ev aile üyeleri. Murat Ana doğum günü hediyesi almaya geldik. Annem bak süpürüyor. Anne üstün yapar süpürme. Döküyor ya kumlarını. Ha lila kumlarını döküyor diye evet. istiyormuş bunu. Sevgili Dyson teşekkürler. Ocağımıza incir ağacı diktin. Buraya böyle bir stand kurarak. Çok teşekkür ederim. Bana doğum günü hediyesi ona diyor ki Murat Ana'yı en çok sen kullanacaksın. İstediği Murat Ana doğum günü hediyesi ama almak. Ama cidden kullanacağım. Hani... Ben yokken almanızı... Sana mantıklı geliyor mu? Geliyor tabii. Ben süpürgesinden çok memnunum çünkü. Size mantıklı geliyor mu? Lütfen yorumlara yazın. Mantıklı geliyorsa vallahi alacağım. Bu arada aldım. Animal Pro'sunu aldım. Çok memnunum. Anlatmaya geliyor bak. Yani bunlar memnunum. Bunu da özellikle Murat'ın için. Animal Pro'sunu aldım çünkü Lila çok tüylü ve annem Lila'yı bir tek o şartla kabul etti. Yalan yok şimdi yüzü burada. Ben Lila'yı çok istedim. Annem istemedi. Dedi bu evde kedi istemiyorum. Ben zaten kedi sevmiyorum dedi. Ben de dedi onun tüyleriyle uğraşamam dedi. Kedinin tüyleriyle. Ondan istiyorum dedi. Zaten istiyordum dedi. Ben de aldım. Animal Pro'yu aldım. Almaz olaydım. Bakın başıma neler geliyor. Bu Dyson yeni şeyler çıkardıkça benim başıma bunlar gelecek. Bunu da yediğiyle için istiyorum. Banyoyu kumlarını döküyor, üstüne basmamak için. Ben böyle bir lüks görmedim. Beni ya da onu bahane edebilirdin bence. Senin saçların döküyor. Evet, benim saçlarım döküyor. Aynı. Bakayım takın. Kimi sıcakta ağır evet. Bak bu daha iyi. Aa çok yakıştı. Klasik evet. Bir büyük mü yoksa? Bir büyüğünü mü lazım? Sanki. Bir bakayım. Güzel bir bak. Bir büyük. Bir büyük. Olur. Biz gözlük alıyoruz Murat Han'la. Benim ben de sende. Evet. Pilotlar. Pilot gözlüğü. Hemen pilot gözlüğü tak tabii ki. Güzel mi? Burası harika. Yok ya güzel olmadı Haz. Yalan yok. Yakıştı ama hiç güven vermeyen bir yapın var. Anladın mı? Kızlarla oynuyorsun. Derhal çıkarım.
Duygusal bir serseri olmanı isterdim. Böyle olmanı isterdim. Klabur oldum. Yok ya, bence aynı şekilde bu da hiç güven vermedi. Bu yapı. Bu metal yapı sana güven. Clubmaster var mı? Clubmaster deneyelim. Metal sanki yaşına gitmiyor. Ay çok tatlı. Vallahi çok tatlı. Şey olmaz. En güzel bu oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. En güzel bu değil mi? Harika. Evinizin salonu çünkü burası. Instagram'da çok güzel bir kızı takip ediyorum. Ama bu yani gerçekten bir insan üstü bir yani. Birini mi beğeniyorsun? Haydi. Yani bu... Ben beğenmedim. Peki Murat Han'a hediye olarak kazak almam mı? O da ne yapsın, saklasın. Birazcık ekonomik olun. Ama annemiz hep sezon bakıyor. Annemiz sağ olsun sevmemiş. Senin elbisene bakalım. Çok beğendik. Nereden? Yargıcı. Yargıcı. Doğum günü çocuğum. Evet. Ama ihtiyaçların alındı hep. Evet, lazım. Şimdi yani. Gözlüğü aldık. Hayatımda hiç gözlüğüm olmadı yani. İlk gözlüğüm. Yazın hep böyleyim. Böyleyim. Yazık be. Evinde cam yok. Gazete kağıdın üzerinde yatıyor. Aynen. Yazık. İlk defa deniz şortu oldu. Hep yaprak koyuyordu. Aynen. İncir yaprağı. Bak vlog çekiyordum. Ağlayan biri geldi. Niye ağlıyorsun? Söylemeyeceğim. Arkadaşıyla kavga etmiş. O yüzden ağlıyordu. Sonra beni görünce Johnson diye. Biraz daha yemeğe geldik. Annem aile fotoğrafı çektirdi. Evet. Aklım çalışmıyor diyeceğim de. Kahvaltıyla duruyorum. Ama işte oğlumun doğum günü postu da atmak istiyorum. Evet. Aile fotoğrafı çektirdi ağzıma. Şimdi ona caption bulacağız. Ne kadar tatlısın ya. Betty Boop. Sana yazı bulacaksın. Anne oğlunu yani. Ne kadar sevdiğinle ilgili bir şeyler yazsana. Ben hiç edebiyatım şeyim. Canım oğlum, iyi ki seni doğurmuşum. Mutlu evet. İyi ki. Yani. Mutlu yıllar oğlum mu? Çok duygusuz anne. İşte o yüzden. Neler hissediyorsun Murat Han'ın doğumuyla ilgili? Pişmanlıklar yaşıyor musun? Pişman bazen. Böyle bir anneden pişman mı? Yok çok iyi. İyi 5 yıldız. Tamam ben de yazıyorum. Oğlum iyi bir anne dedi. İyi ki doğurmuşum seni. Güzel değil, hayır onu yazma. 5 yıldız verdi. Anne onu yazma. Başka bir şey. Ben yapacağım şimdi masayı. Hala bir şey bulamadık. Abi yapıştır dedim. Anne emoji koy. Bakayım fotoğrafa. Çocuğun doğum gününde emoji mi koyuyor? Ben bir şey bulamayınca emoji koyuyorum. Ne yazsın Murat Han? Sen de varsın mesela fotoğrafa. İyi ki anne olmuşsun. Ya şey yazarsan daha iyi olabilir. Yani aslında Cansu'yu biraz daha fazla seviyorum. Ama hadi sen de iyi ki doğdun. İlk yazarımın yeri başka. Evet. Ya bir yanımda ilk... Tamam şöyle yaz. Bir yanımda ilk yazarım, bir yanımda da ikinci. İşte ben canım çocuklarım iyi ki sizi doğurmuşum. Sizi seviyorum. Ulan anne, ama onun fotosu, doğum günü. Yılanın fotosunu paylaşsan şak diye bunu. Böyle sana önem veriyorum onu. Bir şey söyleyeceğim Murat Han, bu sabah annem Lile'ye günaydın dedi ve bana demedi. Gerçekten. Dedim ki neden bana günaydın demedin dedim. O da bana Lile'ye dedim. Lile'ye günaydın mı dedim? Evet. Bir kere bile dememiş. Sevdim aslında. Sevdim dedim. Hadi be. Işıldamaya gücün var mı? Biraz var. Her an isyan edebilirim. Anne belki yemek yersen aklına gelir. Ama bu evde yapılamıyor mu ya? Ne yazıyorsun son karar? İkisini de iki doğurmuşum ama şu anda Murat Han'ın doğum günü. İki doğdu yaz. Kadının kafasını allak bullak ettin ya. Sen nasıl bir şeytansın? Varsın ona biraz da seni çekeyim. Baksana şuna. İki saattir dır 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 dır. Dır 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 dır. Şaka bir yalan. Biraz kıskandın mı? Doğru söyle. Ben küçükken biraz kıskanıyordum Murat Han'ı. Koltuktan aşağı atıyordum. Elini prize sokma fikrini aklına işleyen de benim. Ve maskelerden çok korkuyordu. Hep maske takıyordum her yerde. O da ağlıyordu. Bir de demirci sokağa gelen demirci var ya ağlıyor. Bir de... Çok sinirlendi değil mi? Çok sinirlendi. Bir de onun profilodan aldığımızı söylemiştim. AVM'den.
O zaman da çok sinirlenmiştim. Cringe oldu. Sinir değil. Cringe. Şimdi sana okutacağım. Okutacağım. Anne, sen duygulandın mı? Hayır, gözlerim ara ara böyle şey oldu. Ağlıyorsan ağlıyorum be anne. Okuyorum annemin metnini. Güzel çocuklarım, iyi ki ilkini kiyse ayrı yazılır. Öyle mi? Öyle mi? İyi ki Murat'an doğurmuşum anne. Murat'an mı doğurmuş? Ama yazdığı şeye bakın. Güzel çocuklarım, Murat'an doğurmuşum anne. İkinizi de seviyorum. Beğenmekten ziyade yanlış yazmış hepsini. Tamam, güzel. Bu ne, tedarlı mi bu? Evet. Tamam, ben şimdi bu metni düzelteceğim ve yemek yiyeceğiz. Görüşmek üzere. Birazcık ara verelim. İlişkimize biraz ara verelim. Teşekkürler. Ay, çok şaşalı oldum. İşte böyle. Karpuzdan. Karpuzdan bir şey oldu. Olması gereken doğum günü o masada kutlanıyor. Kat kat pasta. Murat Han da burada. Hafta sonu bir de Viyalen'de götüreceğiz onu. İşte o gerçek doğum günü olacak. Beğendin mi doğum gününü? Beğendin mi doğum gününü? 5 yıldız. 5 yıldız. Bu bere 5 yıldız. Arkadaşlar, bilmeyenler için annem benim modelist. Bu gördüğünüz elbise kalıplarını falan çıkarıp kumaşa, anne ne yapıyorsun sen, ne iş yapıyorsun? Ben... Anlat bir ya, hiç bilmiyorlar. Bir iş modelist yaptım. Modelist mi, stilist mi? Modelist, stilist başka bir şey. İş konuşuyorum ben. Tamam, iş ko... Ay, iş konuşuyormuş. İş, iş kadın olmak ve zor, biliyor musun? Övülüyorum, övülünce hoşuma gitti uzun zaman. Annemin bir huyu var, mesaj at. Ay, karışma. Bak, kapat kapat. Anında bakıyor. Hemen anında bakıyor. Bir bak özellik. Bir tane mesaj at, WhatsApp, annem direkt online. Direkt. Teyzem bir şey yazıyor mesela. Yolda yürümesi lazım mesela. Diyelim karşıdan karşıya geçmesi lazım. Yok. Cevap verecek, öyle geçecek. Böyle bir huyu var. Kadın giyim üzerine kalıp çıkarıyorum. Heh. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Şimdi. Onlar beni işten soğuttu. O yüzden annem çalışmıyor artık, emekli oldu zaten. Annem modelist arkadaşlar. Sisters diye bir marka var, biliyor musunuz? Senemciğim, beni izliyorsan. Sisters çok güzel bir marka. Abiye kıyafet... Wear Sisters. Wear Sisters ama Sisters yani, Allah Allah. Ay, bana ders veriyor. Çok güzel bir marka. Gençler için abiyeler var. Abiye. Ve hiçbir abartı değil. Her şey çok soft. Keşke benim mezuniyetimde böyle bir marka olsaydı ve ben de giyebilseydim. Ama öyle bir şey yoktu. Onların kalıplarını çıkarıyor. Bir bakarsınız yani. Keşke beraber markamız olsaydı anne. Evet, ben hep sana söylüyorum. Elinde böyle bir şans varken değerlendirmedin. Öyle bir şans dedi kendisi. Neyse, Sisters'ın kalıpları da benim üzerime uygulanıyor. Senem getiriyor kıyafetlerimi. Benim üzerime giydiriyor, deniyorlar. İğne sokuyorlar benim her yerime ikisi. Beni de üzerimde görürsünüz mutlaka ama hiçbir davete gitmediğim için giyemiyorum. Beni biraz davetlere çağırır mısınız? Böyle abiyeli. Giymek istiyorum onları. Hadi bay bay. Yanımızda Murat Han yok. Gençler her zaman arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyorlar. Biz yaşlılar eve gidiyoruz. Onu gönderdik. Artık tatlıdan sonra dayanamadı. Şey dedi, ben gitmek istiyorum. Kanı sen kaynıyor. Var ya, kanı kaynıyor. Ne yapsın? Hadi gitsin bakalım. Evet. Ben annemin saçları boyandı. Güzelsin. Konuşmuyor farkındaysanız. Şimdi farkında. Güzelliğinin farkında. Ne güzeli be. Ne güzeli be. Arkadaşlar selam, ne haber? Dün Murat Han'ın doğum gününden sonra Murat Han sıkılıp gitti ya. Daha o çocuk 3'te falan geldi geri gece. Neyse, biz de evde takıldık yani. Çekecek pek bir şey yoktu. Annem bavul falan hazırladı. Şimdi bizi bırakıp gidiyor. Göremeyeceksiniz bir ay. Ne yazık ki ev halini bir kişi eksik çekmeyelim diyorum. Değil mi? Seni bekleyelim. Bekleyin anacığım. Bekleyin beni anacığım. Dün bir tane kız geldi yanıma, işte Cansu. İşte fotoğraf çekebilir. Her şeyi anlat yani. Her şeyi. O fotoğrafımı da koyma, gösterme dedim, koymuşsun. Evet, koydum. Anne yani, ne var, düşmanlık değil. İşte bir tane kız geldi, fotoğraf çekebilir miyiz Cansu falan. Annem kızın yüzüne diyor ki, hayranım mı Cansu, hayranım mı? Yani salaksın ya. Ama öyle denir mi anne, hayran ne? Hayranım mı, Tarkan mıyım ben? Yanlışlıkla dedim. Kızın yüzüne ne diyor? Biraz önce de bir tane çocuk kalp yaptı. Diyor ki, kim o? Kim o?
Ay ne bileyim anne, ama tatlı bir çocuk. Arkadaşın mı sanıyorsun? Evet, arkadaşların da çıkıyor her bir yerden. Karıştırıyorum artık. Popülerlik belası ama ne yapayım? Anne öne otur istersen, halkın yanına. Hayır, istemez. Kayınvalide. Anne kayınvalideler öne oturuyormuş. O eskiden. Yarın gideceğin var için. Tabii. Çünkü bu yabancı dil olmaması kadar kötü bir şey. Ben şimdi annemin telefonuna bir şey yazacağım. Neden geldiğine ve ne zaman döneceğine dair onu gösterecek polise. Ya da beni ara diyorum ama ben konuşayım ama el ayağı birbirine dolanır. Nabız 200'e çıkar şimdi. Tansiyon? Tansiyon çıkar, renk atar falan şimdi. Tek başına seyahat ediyor. Şey diyor bana. Dönüşte mutlaka gel beni al, tamam mı? Lükse bak anasını satayım. Gidip onu İsviçre'den alıp geleceğim. Aynen. Sanki şey Beşiktaş. Hmm. İşte dünya küçük, ne yapacaksın? Bir oradayım bir buradayım ya. Gene kolay da dönmek daha biraz. Ben senin de olsam giderim. Bir iki gün kalırım. Bir de Zürih havaalanı. Ben mi? Annemi de alır gelirim. Bir de Zürih havaalanı şey çok büyük. Hmm. Hani yabancı dilde olmayınca panikliyor insan ama. Neyse haklısın. Ki Türkler her yerde var. Evet. O yüzden sıkıntı. Bana yardım edin diye bir çığlık atsan herkes bakar bende. Sıkıştığım bence. Yerde öyle bağırınabilirim. Müjdar'ın bir filmi İstanbul neresi diyor. Ay anne onun sonu çok kötü bitiyor. Ne olur senin sonun da öyle bitmesin. Lütfen annem. Ah bu akşamki kabusun belli oldu. Günaydın. 200 metre sonra sağa dönün. Oh. Günaydın Lila'yı kesinmeye götürüyoruz. Ne yazık ki. Gerçekten ne yazık ki Lila'mızı götürüyoruz. Sağa dönün. Ama görüyorsunuz normalde tüy dökmeyen hayvan bambaşka bir hayvana dönüyor yazın. Yine bu sabah bizi kusmukla uyandırdı. Aynen. Biraz kısaltacağız. Asla anestezi yaptırmıyoruz. Hani bayıltarak kestirmiyoruz. Zorluk çıkarsa bile bize. Makasla biraz rahatlatmak için kesiyoruz. Ve kendini garip hissetmesin diye kuyruğunu da biraz bırakacağız. Nereye gidiyoruz? Hiç sevmiyor böyle şeyleri. Hiç sevmiyor. Kimse var ki. Bak bak ne garip miyavlar bunlar. Acaba veterinere gideceğini mi düşündün? Ağlıyor olabilir mi? Ağlamıyordu. Ben sene kıyameti kopardım. Bu sene ben kendim götürüyorum. Askere mi gidiyorsun sen ya? Pazar günü askere asker gidiyor. Olmuş. Ben şu an üzgün değilim bunun için. Çünkü ben alıştım artık onun yokluğuna birazcık. Uzun zamandır. Ya 19 gün ne ki yani? Ne ki? Değil mi ağzın? Aynen öyle. Ama hiç konuşamayacağımız bir 19 gün kötü tabi. Yani günde bir kere falan. Ararsan. Askersel. Ne yapıyorsun askerliğine? Manisa. Manisa. Aa. Komando. Yeah. Saçları sıfıra vuralım mı? 3 numara yanlar, 3 üstler 5 numara. Öyle yani askere gidiyor. Bakalım neler yaşayacak orada. İyi olacak senin için. Ne açıdan? İyi olacak senin için yani. Değişik yani, anladın mı? Ne i̇yi olacak senin için. Şimdi bana söyletme ama iyi olacak senin için. Bak. Aa delirdi. Aa. İsyankar. Ters falan döndü. Maymun oldu ya. İsyankar. Ya götürmez mi? Çok ya. Tabii canım. Kendini depresyona giriyor, evet. Bak gelmez öyle. Depresyona giriyor çünkü biraz. Merhabalar. Mert tipine bakmaktan videoya çıkamadım. Ben böyle işte insana aniden spoiler videoya geldik, çekerim. Benim gitti, biz çoktan kötü durumlara düştük bile. Zira gecenin dördünde makarna yapıp yemiş. Tencereyle. Yapmadım. Tencereyle mi yedin, doğru söyle, tabağa koydun mu? Evet, tencereye sıktım hatta ketçabı. Harbi mi? Evet abi, çünkü tabak bulaşığı yoktu. Evet. Ve tencere ketçaplıydı. Düdüklü tencereden yemişliği bile var. Harbiden mi? Evet. Ben sürekli ondan yiyorum. Şey, mağara adamı. Sürekli ondan. Ben onun odasının girişine böyle taş döşemeyi... meşale yakıyor gece. Gece mesela çiçe kalkıyor, meşale yakıyor. Işık olarak onu kullanıyor. Arkadaşlar komik mi? İzlerken komik, komik. Abone olun eğlendiyseniz yani. Abone olun eğlendiyseniz. Eğlendiniz mi gerçekten? Bence eğlenmediniz. Eğlendiler. Neyse aşırı evvalli videosu bitti. Çünkü çok da bir aşırı evvalli olamadı. Herkesin anlamız bir telaşı var. Annem vardı videonun başında ama anlamız telaşımız eksik. Çoktu. Annem apar topar gitti falan, bir şey oldu, anlamadık. O yüzden biz bize kaldık arkadaşlar. Bence bundan sonra Temmuz'da şey yapalım.
Annemsiz nasıl yaşıyoruz videosu. Annemsiz hayatta kalma çabası. Hayatta kalma çabası. Bu ne, sen de sanki sürekli dışarıdasın. Ben asıl annemsiz yaşayanım. Saçmalıyor. Biraz. Saçmalıyor. Bu sabah kendisine güzel bulut gibi bir omlet. Evet. Uyuz uyuz oturdu. Ama simit, neden? Sıcak simit. İşte neden arkadaşlar? Çünkü tencereden makarna yedim. Çayını demlemişim. Ben iyi bir ablayım. Ha yani vallahi iyi iyiyim. Kahvaltı Beni diyor ki bu gece. Bu otelin kahvaltısı çok iyi ama diğer akşam. Booking.com. Akşam. Altı yazıyorum Trivago'nun altına. Otelin kahvaltısı çok iyi ama akşam yemeği servisi yok. Akşam yemeği o ekstra ekstra. Evet. O ekstra zaten yani. O ekstra bir şey. Patisinin kuyruğunu. Patisinin. Anneciğim tamam, mutsuz olma. Her şey çok bir ayda düzelecek. Söz her veriyorum. Her şey çok güzel olacak. Resmen coştu. İnanamıyorum. Bizim evde ilk defa bir şey yaşıyor. Çok iyi bakıyorum. Biraz camı açayım da güneş görsün. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İnşallah Murat Han'a bu videoyu şey yapacağım. Editleteceğim. Ben editleyeceğim değil mi? Aynen. Kaç öyle. Para harçlık veriyorsun? Harçlık vereceğim ona ve editleteceğim evet. Bu videoyu. Çünkü ağzım askere gidiyor. Ben ilgilenemem. Pazara video hazır olsun. Anlaştık mı? Tamam. Boss. Sodexo. Ha aynen ha. Sodexo mu istiyorsun? Sodexo istiyorum. Yol, SSK, hadi. Sodexo, Akbil ama evdeyim bu arada. Sana daha odanın girişine taş döşeteceğim. Steam kodu yeterli. Bu arada Steam kodu yeterli. Steam mi? Oyun aynen, şeysi. Oyun işte. Şöyle bir logosu var onun şöyle. Hadi görüşürüz. Bye. Bye bye. Çamaşırları siyahla beyazı beraber yıkayalım diyen kimdi? Ulan sendin. Ya sen var ya, ne yalancısın. Sendin. Sen ya. 15 dakika boyunca tamam çamaşır makinesinin sen önünde konuşmadık mı? Sen aynı 5 kere yap. 5. de ben onu diyeyim. Şimdi MP4 formatında kapak oldu. Öğrendim ama haki yeşiliyle sarı neden aynı çamaşır makinesine atılmaz anlamadım. Çünkü o koyuymuş. Koyu yeşil. Koyu yeşilleri yıkıyorum diye bir şey var mı acaba? Bana biri bunu anlatsın. Ben bunu anlayamayacağım.